Bu Başka? erkekler tarafından çok ciddi derecede bu nafaka olayı konuşulmaya başladı. Hatta bir arkadaşıma ben ne yapıyorsun dediğimde çalışıyorum dedi. Dedim niye bu kadar çok çalışıyorsun? Hep çalışıyorum. Nafakayı ödemek için dedi. Şimdi bu nafaka miktarı neye göre belirleniyor? Şimdi bakın, anlaşmalı da özgürlüğü bir an önce elde etmek isteyen taraf hiç gözü kapalı ne isterse nafakayı yazıyor. Oraya da bir üfe artışı koyuyoruz. Yargıtay üfe diyor. Üfe %100 küsürlere çıktı. 10 bin lira nafaka ertesi sene oldu 20 bin lira. Haklılar çalışmakta. Özgürlüğün bedeli var dedim ya. Şimdi ama hakime kalırsa ne yapıyor hakim? Tarafların gelir durumlarına bakıyor. Çocukların yaşına bakıyor. İşte çocuğun özel hastalığı varmış, olsun, bazen çok özel bakım gerektiren çocuklar Tabii. olabilir. Eş yoksul mu değil mi? Onlara bakıyor ve bir nafaka belirliyor. O nafakanın da yıllık artışlarını belirliyor. Yargıtay üfe diyor. Eğer taraflar anlaşmamışlarsa. Üfe'de işte her ay biliyorsunuz bir önceki ayın şeyi yayınlanıyor. Bu kadar hani ekonominin hızlı değişkenlik gösterdiği bir şeyde haklı o arkadaşınız. Nafakalar, hatta geçen de okudum, bir sanatçı 110 bine çıkmış aylık nafaka. Başlarken kabul ettiği nafaka artık ödenemez hale gelmiş. Tabii bu durumlarda nafakanın düşürülmesi için davalar açılıyor ama hani siz bugün bunu kabul ediyorsanız basiretli bir tacir gibi bunun da ileride yükseleceğini diyor kabul edin. Çok da zaman değişmemiş ama nafaka yükümlüsü pat dedi bir trafik kazası geçirdi, çalışamıyor. İşte pilot çalışamıyor. Gelir birdenbire düşüyor. Gelir düşünce nafakanın da hakim tarafından azaltılması mümkün. Ama nafaka artık gerçekten yüksek. Çünkü çocuklar içinde ihtiyaçlar yükseldi.